Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere en kolay bir şekilde ağır silah dinamosunu nasıl yapabilirsiniz, hangi görevleri nerede yapacaksınız onları anlatacağım sizlere. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir adet like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha da büyük bir destek olabilirsiniz efendim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Peki ne yapmamız gerekiyor bu ağır silah dinamosu yapmak için? Ona bakalım. Dinamosu diye ad mı olur ya? Dinamo deyince aklıma üstü şeyleri geliyor. Adı dinamo, dinamosu falan filan onun gibi bir şey. Bunu yapmanız karşısında sizlere 3 tanecik klasik sandık veriyor ve bu bence gerçekten de güzel bir yapılması gereken başarım olduğunu düşünüyorum. Gizli odanın bir tane metal kapısını imha et diyor. Bu kapılardan benim en iyi bildiğim militerdeki C bölgesinde 3 tane hani yer var ya, 3 tane C. Orada takım arkadaşınızın olması gerekiyor ve takım arkadaşınız birazcık vuracak. Siz de hani bayağı hasar aldıktan sonra kapı kırılacak şekilde geldiğinde roketi alıp bir tane fırlatıyorsunuz abi ve bu görevi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın, bunların hepsini tek maçta yapmanız gerekiyor, yoksa olmuyor. Bir araç silahıyla oyuncuyu öldür diyor. Mesela jipe bindiniz diyelim, taramalı tüfekleri var. Toros'a bindiniz, alevleri var. Bununla bir kişiyi o maç öldürmeniz gerekiyor. Bana en çok yorumlarda şunu sordunuz, işte ben bu F-16'ları hani uçan hava saldırısı falan filan nerede bulabilirsiniz diyenler var. Bunu sizlere göstermek için hani haritada lüks şeyler var. Lüks helikopter var. Lüks helikopter nedir? Kamuflajlı helikopter var. Onları nerede bulabilirsiniz? Sizlere onu göstereceğim. O kırdığınız odalardan da bazen F-16'lardan çıkıyor. F-16 dedim, şu uçak havasız uçak falan filan bir şey işte. Şuradan ben geleyim abi. Ağır silah başlatayım. Sizlere nerede bulabileceksiniz onu göstereyim. Şimdi efendim ağır silah maçımıza başladık. Şuradan şu takım sesi falan kapatayım. Takımda değilim. Burada mesela şu kamuflajlı uçakları nereden bulabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Bunun en kolay taktiği iki tane birbirine yakın nokta bulmak. Hani az çok arkadaşınızı kurtardıysanız direklerin yerini biliyorsunuz mesela. Buradaki direk arkadaş kurtarma direği, buraya direk gelirseniz o lüks helikopterin yanına gidebiliyorsunuz efendim. Bakayım uçak buradan uçmaya başlasam yetişir mi? Zorlasam yetişir abi. Ben direkt oraya uçacağım. Size de kanıtlı olarak göstermek istiyorum. Buraya geldiğinizde o yeşil kamuflajlı uçağı bulabiliyorsunuz. Orada iki tane sandık var. İki sandıktan da o F-16'lardan çıkıyor. Ben bu arada F-16'yı acayip sevdim. Gerçekten diyorum bak, en güzel takım öldürme şeyi o abi. Çağırıyorsun onu. Hani şey yapıyor, bildiğin F-16 ile roketliyorsun abi. Adam araçta kaçıyorsa roketi yiyor. Her ne olursa olsun yani bence ölüyor. Bence en güzeli de o. Bence çok fazla kullandım Ferdi, bence evet. Bence hadi başlayalım. Burada savaşanlar var. Öldürmeyin beni, ben gidiyorum. Kaç, beceremedim. Neyse onlar da sıkmadı, işime geldi. Geliyorum. Yana geliyorum. Bir şey diyeyim mi? Acayip güzel abi. Yanan aracımla geliyorum buraya. Keşke önce de yansa. Evet burası. 5 dakika sonra mesela dostlar buradaki şey açılacak. Buradan. Şurada solda bir sandık çıkıyor. Sağda da bir sandık çıkıyor. Onları açtığınızda buradan 2 tane F-16 alabiliyorsunuz. Ve F-16'larında 8 mermisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence gayet güzel. Buradan da geldim hani size göstermek için. Aha da helikopter burada zaten aşağıda biliyorsunuz ki. Şurada bir sandık çıkıyor. Burada şu karşıda da bir sandık çıkıyor. Bunları aldığınızda şey oluyor. Acaba helikopteri patlatabilir mi? Ya buna hiçbir şey olmuyor ki ya. Sapa sağlam duruyor. Azıcık adam duman çıkarırdı. F-16'larda nereden bulacağınızı bildiğinize göre burada bir tane takım arkadaşını kurtarmak için iletişim kulesi kullanılıyor. O helikopterin olduğu yerde de bundan var. Hani bir tane arkadaşınızı isterseniz bombalayın. Sonrasında da oradan çağırın. Alın size bu görevde bu şekilde biter. Bir tane aracı yok et var. Zaten hani o F-16'yı aldıktan sonra her türlü hani üf yani. Burada bir tane de aracı roket var. En kolay bana kalırsa bu. Hani zaten yolda gördüğünüz aracı öldürseniz de bu sayıldığı için bence en kolayı bu.
Bunların hepsini yaptığınızda da 3 tane klasik sandığı alabiliyorsunuz efendim. Bana bunun videosunu da çekmemi istediğiniz için sizlere çektim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.